Toz koparan var karşımızda. Engin, özellikle artık haftayı kapatıyoruz, yılı da kapatıyoruz. Dolayısıyla işlem hacimleri son derece düşük seviyelere kadar gelmiş durumda. Hem euro dolar tarafında yılı kapatırken ekstra bir hamle hareket bekliyor musunuz diye sorayım. Dün 1.05'lere doğru bir hareket yaşandı zira. Hem de aynı zamanda dolar TL'ye bakışınız nedir? Evet, 2016 yılı içerisinde euro bölgesi ve ABD tarafından gelen önemli veriler, işsizlik, enflasyon ve büyüme verilerini inceleyecek olursak bu yıl içerisinde Avrupa'dan gelen veriler ABD'den gelen verilere göre biraz daha zayıf kaldı. Bu da euro doların genel yıl bazında biraz daha aşağı yönlü bir eğilime girmesine neden oldu. Önümüzdeki yıl içerisinde bu verilerin, özellikle işsizlik, büyüme ve enflasyon verilerinin yine ABD tarafından olumlu gelmesi, doların güçlenmesiyle önümüzdeki yıl beklentileri yine doların güçlenmesi yönünde olabilir. Dolar Türk Lirası tarafında, evet, dediğiniz gibi yılı kapatıyoruz. Piyasa yatay. Bunda yurt dışı piyasaların kapalı olması, tatile girecek olması hacimlerin düşmesindeki en büyük etkenlerden biri. 3.50'ler seviyesinde devam ediyoruz Dolar Türk Lirası'nda. Yükselişlerin devam etmesi, burada bir formasyondan bahsedebiliriz. Bir üçgen formasyonu oluşmak üzere. Ancak önümüzdeki hafta hacimlerin düşük olması bunun ocağın ilk veya ikinci haftasına sarkmasına neden olabilir fiyatlanma açısından. Genel itibariyle beklenti 2017 yılı içerisinde de dolar Türk lirasında yukarı yönlü bir eğilim olabilir. Tabii ki burada verilerin nasıl geleceği çok önemli. Engin, çok teşekkür ediyoruz sana da değerlendirmelerini bizlerle paylaştığın için. Böylelikle haftanın son yatırım kulübünün de son...